Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere çocukların bayılarak tüketeceği görüntüsü ve lezzeti muhteşem kaplumbağa kurabiyeler yapacağız. İnanın çok şirin ve yapması çok keyifli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen bu güzel tarifimizin detaylarına geçiyorum. Oda sıcaklığında yumuşamış olan 250 gram katı yağını uygun bir yoğurma kabına alalım. Üzerine bir tane yumurtanın tamamını ekliyorum. Yarım su bardağı kadar da ayçiçek yağı ekledim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Spatula yardımıyla bu malzemelerimi homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri ve bir su bardağı da mısır nişastası ekliyorum. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Tekrar bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Üzerine yavaş yavaş ununu ilave edeceğiz. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 pakette vanilini ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Hamurun tam kıvamına gelmeden önce ikiye bölmemiz gerekiyor. Yani unu tamamen üzerine boşaltmayın. Biraz böyle cıvık kıvamdayken hamuru ikiye böleceğiz. Çünkü yarısına kakao koyacağız. Şu an gördüğünüz gibi elime yapışır vaziyette ama ayırıyorum. Sonrasında kıvamını ayarlayacağım. Bölmüş olduğum hamurun bir tanesine 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Güzelce yoğuralım. Baktınız burada kıvamı biraz cıvık geldi. Şöyle 1-2 yemek kaşığı daha un takviyesi yaparak hamuru güzelce toparlayalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Evet, hamurumu güzelce yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Kıvamını anlamak için elinize bir parça hamuru alıp yuvarlayın. Eğer kolay bir şekilde yuvarlanıyor, dağılmıyorsa hamurun kıvamı tamamdır. Kakaolu hamurum hazır. Şimdi sade hamuruma geçiyorum. Yine onun da kıvamı biraz cıvık olduğu için biraz daha un takviyesi yaptım ve güzelce yoğuruyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yani kakaolu ve sade hamuru toplam miktarı söylüyorum. Evet, onun da kıvamı gayet güzel oldu. Yine aynı şekilde bakabilirsiniz. Elinize alın, yuvarlayın. Kolay bir şekilde yuvarlanıp dağılmıyorsa hamur tamamdır. Evet, iki hamurumuz da hazır. Şimdi şekil verme kısmına geçebiliriz. Sade hamurumuzdan bir parça koparalım. Silindir şekil vererek misket büyüklüğünde parçalar koparacağız. Çok fazla büyük olmasın. Koparmış olduğunuz parçaları güzelce yuvarlayarak bir kesme tahtasının üzerine alın. Bütün hamuru bu şekilde yuvarlayıp hazırlarsanız birleştirme kısmı inanılmaz kolay oluyor zaten. Çok fazla da dediğim gibi büyük yapmayın. Küçük böyle misket büyüklüğünde olması yeterli. Bu kurabiyenin sadece en oyalayıcı yeri bu kısmı, yani yuvarlama kısmı. Sonrası inanılmaz pratik ve çok keyifli olacak. Evet, bütün hamurumu aynı şekli verdikten sonra kakaolu kısma geçeceğiz. Onu da farklı şekilde yapacağız çünkü. Bu yuvarlamış olduğumuz kısımlar ayakları ve kafa kısmı olacak kaplumbağamızın. Evet, hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi bunu kenara alıyorum ve kakaolu kısma geçiyorum. Kakaolu hamurumuzdan da yaklaşık şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım ve elimizle yuvarlayıp çok hafif üzerine bastıralım. Çok fazla büyük olmasın bu kakaolu kısımda. Bu kakaolu ve sade hamurla yapılan kurabiyeler inanılmaz güzel oluyor. Farklı kurabiyeler de yapabilirsiniz bu hamurla. Böyle iki renkli çok güzel kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Bu kurabiye hamurunu kaydetmenizi tavsiye ederim. Evet, aynı şekilde bütün hamurlarımı şekil verip yine kesme tahtasının üzerine alıyorum. Şimdi şekil verme kısmına geçiyoruz. Bir kürdan yardımıyla böyle üzerine aralıklı hafif hafif bastırarak şeritler oluşturuyoruz. Bir de tam zıt kısmından bastırarak böyle bir şekil oluşturuyoruz. Böyle kabuk kısmı olacak kaplumbağamızın. Evet, aynı şekilde kürdan yardımıyla şeklimizi verelim. Evinizde kürdan yoksa çöp şişle yapabilirsiniz veya bıçakla da aynı şekli verebilirsiniz.
Tüm kurabiyelerimizi aynı şekli verdikten sonra artık birleştirme kısmına geçeceğiz ve dediğim gibi o kısım inanılmaz keyifli. Çocuklarınızla yapabilirsiniz. Onlar da çok keyif alarak yapacaklardır bu işlemi. Kakaolu ve sade hamurumuz artık hazır. Şimdi birleştirme kısmına geçebiliriz. Uygun bir tepsinin içerisine yağlı kağıdı serelim ve 4 tane küçük yuvarlakları yan yana koyup bir tanesini tam ortasına yerleştirip kakaolu kısmını da üzerine yerleştirelim. Birbirine yapışmasına hiç gerek yok. Çok hafif aralıklı olabilir. Piştiği zaman çok hafif kavaracak. Zaten birbirine yapışacak. Merak etmeyin. Evet, yapmanız gereken sadece bu kadar arkadaşlar. 4 tane yuvarlığı yan yana gelecek şekilde koyuyoruz. Bir tanesinde kafa görevi yapması için tam orta kısmına yerleştirip kakaolu kabuk kısmını da üzerine kondurduktan sonra artık bu güzel kaplumbağamız şeklini az çok aldı gördüğünüz gibi. Piştiği zaman birbirinden ayrılır, kırılır diye merak etmeyin. Kesinlikle kırılmıyor. İçinde kabartma tozu var çünkü. O yüzden hafif kabaracak, birbirine yapışacak ve bütünleşecek. Aynı şekilde bütün hamurlarımı birleştirmeye devam ediyorum. İnanılmaz keyifli. Gerçekten ben çok keyif alarak yaptım. Eğer çocuklarınızla da yaparsanız onlara da güzel bir etkinlik olmuş olur. Ve onlar da inanılmaz keyif alacaktır. Evet, kurabiyelerimin hepsinin şeklini verdim. Şimdi son olarak artık göz kısmını yapacağız. Gözlerini yapmak için de damla çikolataya ihtiyacımız var. Öncelikle kafa kısmına bir tarafına batıralım. Sonra diğer tarafına batırarak iki tane göz yapmış olalım. Çok şirin oldular gerçekten. Piştikten sonra da kesinlikle şekli bozulmuyor. Gayet güzel oluyor. Bu arada benim kuzucuklar da kenardan merak da beni izliyorlar şaşkınlıkla. Çünkü çok güzel geldi onlara da. İnanılmaz keyifle izlediler beni. Umarım sizler de çocuklarınızla beraber keyifle yapacağınız harika bir tarif olmuştur. Denerseniz mutlaka bu videonun altına yorumlarınızı da bekliyorum. Evet, damla çikolatalarımın hepsini üzerlerine yapıştırdım ve artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kurabiyelerimizi pişmeye bırakacağız. Yaklaşık 15-16 dakikada pişiyor. Çok fazla fırında tutmuyoruz. Bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Yaklaşık 16 dakika kadar fırında tuttum. Gayet güzel bir şekilde pişti. Fırından aldım. Biraz soğuduktan sonra sizlere tabii ki son halini göstereceğim. İnanılmaz şirin, çok lezzetli ve harika bir kurabiye yaptık. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi birbirine tamamen bütünleşmiş. Kesinlikle kırılma, dağılma durumu yok. Çok şirin olmuşlar ve çok da lezzetli. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Denedikten sonra da yorumlarınızı bu videonun altına mutlaka bekliyorum. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Tarifle ilgili aklınıza takılan sorular varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok kurabiye tarifi, kek tarifi, birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.